Herkese merhaba. Bugün sizi Tayland'a götürüyorum. Birlikte nefis Tay yemekleri yapacağız. Tavuk köri yapıyoruz. Yanında da haşlanmış pirinç yapacağız. Böyle eve bir arkadaşınız geliyorsa ya da özel biri geliyorsa böyle ona değişik bir yemek yapıp sürpriz yapmak istiyorsanız ya da canınız Tayland yemeklerini tatmak istiyorsa o zaman yapabileceğiniz bir yemek. Toplamda yarım saat içinde de her şeyi toparlamış olacağız. Malzemesi biraz bol çünkü köri yapacağız. Köri biliyorsunuz böyle farklı malzemelerin karışımıyla ortaya çıkan bir sos. Hemen yapmaya başlayalım. Havanı önüme aldım. Ama isterseniz bir şeyle de yapabilirsiniz, bir doğrayıcıyla da yapabilirsiniz. Havanın içinde dövdüğüm baharatları aldıktan sonra. Şimdi kişniş kullanıyorum. Şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kişniş. Eğer seviyorsanız daha da arttırabilirsiniz bu arada. 1 yemek kaşığına denk gelecek şekilde taze zencefil kullanacağım. Tazesi yoksa tozunu da kullanabilirsiniz. 2 tane arpacık soğan ya da böyle işte bir yemek yapacaksınızdır, biraz soğan kalmıştır, o da olur. 2 diş sarımsak. Bir tane, bunlar acı bir biber lazım. Bunlar cin biberi olarak satılıyor markette. Onu alabilirsiniz. Yeşil köri yapacağım için yeşilini tercih ettim ama isterseniz Meksika biberi de koyabilirsiniz. Evde hiçbir yoksa normal bildiğimiz pul biber de koyabilirsiniz. Bunun içindeki şu çekirdek kısmını çıkartıyorum çünkü bunlar ekstra ekstra acılık veriyor. Yani hoş bir acılık vermiyor. Ondan kurtulursanız benim gibi daha iyi olur. Bunu da aldım. Şimdi elinizi asla gözünüze götürmeyin bu arada. Söyleyeyim, bayağı acıyor bunu elledikten sonra. Limon otu. Bu böyle müthiş kokan bir Tayland otu. Bunun bazen damlaları da oluyor aroma şeklinde satılan. İnternetten bulabilirsiniz. Limon otunu da şöyle kullanmak gerekiyor. Nasıl bizim taze soğan gibi düşünün aynen. Taze soğan gibi dışında şöyle bir şey var. Bir tane dış kısmı var. En dışını alıyorum. Çünkü bu en dışı çok hoş olmuyor. Ondan sonra da bunu da şu kısmını da aldım. Bir limon otunun hepsini kullanırsanız biraz fazla gelir, biraz ağır gelir ve midenizi rahatsız edebilir. Ondan sevdiğiniz yani ne kadar seviyorsanız, çok seviyorsanız yarım kullanın benim gibi. Eğer böyle hafif bir tat versin diyorsanız o zaman çeyreğini kullanın. Geri kalanını da dondurun. Biraz esmer şeker koyuyorum. Çünkü Tayland yemeklerinde hep böyle biraz tatlılık olur. Biraz kimyon ekleyeceğim. Şimdi çok az tuz. Biraz da balık sos ekleyeceğim. Fish sos diye bunu bulabilirsiniz. Marketlerde var. Bu da şöyle şimdi kokladığınız zaman tadı ve kokusu çok kötü ama biraz eklediğiniz zaman yemeklere bu özellikle uzak doğuların umami dedikleri bir lezzet var. Onu veriyor. Şöyle 2-3 damla gayet yeterli. Çünkü çok güçlü. Zaten koklayınca anlayacaksınız. Şimdi burayı tokmakla birlikte güzelce dövüyorum ve körümü yapıyorum. Ben biraz böyle eski Taylandlı ninelerin yaptığı gibi yaptım havanda. Daha kolay geliyor bana ama dediğim gibi doğrayıcıyla biraz daha rahat edebilirsiniz. Şimdi tavuğu pişirerek işe devam ediyoruz. Önümde bir tane tava var. İçine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. İsterseniz Hindistan cevizi yağıyla da yapabilirsiniz ama açıkçası bana biraz fazla ağır geldi. Çünkü Hindistan cevizi kreması da koyacağız. Hem yağ hem krema biraz fazla oluyor. Tavuğu olduğu gibi tavaya alıyorum. Bir bütün tavuktan ben böyle küpler çıkarttım. Onun da yarısını kullanıyorum. Yani yaklaşık 500 gram olarak düşünebilirsiniz. Şimdi tavuğun biraz renk almasını istiyorum. Ondan onu rahat bıraktım. Şurada da 1,5 bardak kaynayan suyum var. İçine tuz koyuyorum. Tuzu bu aşamada koymak önemli. Şöyle minik bir defne yaprağı. Biraz daha böyle suyun lezzetini daha keyifli yapsın diye. Ve de 1 bardak basmati pirinci. İsterseniz balda da olur. Soğuk suyun altında yıkamak önemli. Çünkü haşlanmış pirinç yapacağımız için fazla nişastası gitsin. Çok daha tane tane olacaktır. Şimdi burayı karıştırıyorum. Zaten burası zaten hızlıca tekrar kaynama noktasına gelecek. Kaynadığını görünce altını kısacağım. Kapağını kapatacağım. Ve de pirinç suyunu çekene kadar onu aslında kaynarsa da haşlayacağım. Şimdi tavuğun rengi bir döndü. Artık üzerine bir kutu Hindistan cevizi sütü ekliyorum. Bu kutuda satılanlar değil aslında konservede satılanlardan eklemek gerekiyor. Çünkü onlar gördüğünüz gibi biraz daha böyle koyu kıvamlı oluyor. Altını kıstım. Şöyle bir karıştırdım. Şimdiden çok güzel kokular yükselmeye başladı. Ve bunu mutlaka haşlanmış pirinçle servis etmek gerekiyor. Çünkü pirinç bu suyu çekecek, bu sosu çekecek. İyice lezzetli olacak. İçine hazırladığım köriyi alıyorum. Direkt böyle olduğu gibi ekliyorum.
Çocuğum için her şey güzel güzel tanelendi. Ondan dolayı yemesi gayet keyifli olacak. Tekrar karıştırıyorum. Hafif altını açabilirim. Şimdi o yeşil rengini gördüğünüz gibi aldı. Eğer daha fazla kişniş eklerseniz daha da yeşil olur. Aklınızda olsun. Üzerinden bir misket limonunun kabuğunu rendeliyorum. Suyunu en son sıkacağım çünkü limon ya da misket limonu piştikçe suyunun o tazeliği, ferahlığı gidiyor. Eğer böyle taze taze, ekşi ekşi hissetilsin istiyorsanız siz de suyunu hep böyle eklerken en son aşamada ekleyin. Harika. Yine karıştırdım. Birazcık tuz ilave edeceğim. Şimdi en son biraz fesleğen ekleyeceğiz buna. Ondan sonra servis hazır olacak ama ilk önce pişmesi lazım. Ne yapıyorum? Kısık ateşte bir 15 dakika. Daha çok vaktiniz varsa daha da uzun pişirebilirsiniz. İyice pişiriyorum. Bakayım pirinç ne alemde. Pirinç de artık neredeyse suyunu çekti. Bir iki dakika sonra onun da altını kapatacağım. Onun üzerine bir mutfak beziyle kapatacağım. Bir 15 dakikada onun demlenmesi için bırakacağım. Ondan sonra zaten yemeğimiz hazır olacak. İşte bu. Şimdi burası hazır. En son ne yapacağım? Biraz misket limonu sıkacağım, karıştıracağım, tabağa alacağım. Üzerinde fesleğenle süsleyeceğim. Yaklaşık 20 dakika kadar pişti kısık ateşte. Şimdi de haşlanmış pilavı karıştırıp onu da bir tabağa alıyorum. Oh, Defne yapmam mis gibi kokuttu. Fesleğeni de dökelim. Ve tamam, ikisini ayrı ayrı tabağa koydum. Bunu böyle sofraya çıkartıp ondan sonra işte bir kaseye biraz pilav, üzerine de ondan sonra tavuk köri koydunuz mu işiniz tamamdır. Şimdi ben de hemen şöyle alacağım. Tabii bir 15-20 dakika piştiği için sosu iyice kıvamlandı. Bunu normalde Tayland'da üzerine farklı bir fesleğen koyuyorlar. Yani bizim burada İtalyanların çok kullandığı fesleğene nazaran biraz daha tatlı oluyor ama onu bulmak çok zor, ondan ben normal fesleğen koydum. Haşlanmış pirinç de çok daha hafif olduğu için çok güzel gidiyor bu bol baharatlı yemeğe. Bakalım tadına. Çok güzel. Hakikaten çok iyi. Bir tavuk yumuşacık. Yani böyle ağızda dağılıyor. İçine işte koyduğumuz az bir esmer şeker koyduk ama o kadar büyük bir fark yapıyor ki çok güzel bir lezzet veriyor. Çin biberinin kesinlikle bir acılığı var ama çok acı değil yani, şu an böyle cayır cayır yanmıyorum. İşte şekerin tatlılığı, biberin acılığı, kişnişin verdiği o ferah lezzet. Ondan sonra içine koyduğumuz diğer baharatlar, Hindistan cevizi sütünün verdiği aroma, hepsi birbirine çok yakışıyor. Hindistan cevizi yağ ile yapmıştım ben bir önce yaptığım sefer. Mesela o zaman Hindistan cevizi tadını biraz fazla ön planda bulmuştum. Şu an zeytinyağı ile çok daha dengeli olmuş. Yine mutlaka soğan, sarımsak bence kesinlikle olmalı. Hakikaten çok lezzetli. Mutfağa girin, deneyin isterim. Denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.